Spor Toto birincilikte liderliğini sürdüren Bodrum Spor evinde kendisi gibi zirve mücadelesi veren Manisa Futbol Kulübü'nü ağırlayacak. Handball'daki temsilcimiz Yalıkavak Spor'sa Konya 6 Belediyesi'ni konuk edecek. Bodrum Spor Lig'de 5 maçı geride bırakırken bu süreçte 3 maçını sahasında oynadı. Bu 3 maçta da yenilgi yüzü görmeyen temsilcimiz Yeni Malatya ve iddialı rakibi Eyüp'ü yenerken tek puan kaybını Adana beraberliği sonrası yaşadı. Namalup ünvanını ay maçıyla sona erdiren Bodrum Spor, evindeki 3 maçta 9 gol atarken kalesinde 4 gol gördü. Bodrum'un Manisa maçında en büyük kozu ikişer gol atan Samet ve Celal'in yanı sıra bir kez fileleri sarsan Yahoviç olacak. Macaristan'ın Homvent ekibinden transfer olan ve ay maçında sonradan oyuna girip 31 dakika sahada kalan orta saha oyuncusu Draz için ilk 11'de görev alması bekleniyor. Karşılaşma TRT Avaz ve Beyin Sports Max 2 ekranlarından futbol severlerle buluşacak. İki takım arasında 18 Eylül Pazar günü saat 16'da Bodrum İlçe Stadında oynanacak maçı Reşat Onur Coşkun Ses yönetecek. Handball Kadınlar Süper Ligi'ndeki temsilcimiz Yalı Kavak Spor'sa ligin ikinci maçında Antalya ekibi Konyaaltı Belediyesi'ni konuk edecek. 18 Eylül Pazar günü Binnaz Karakaya Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 17'de başlayacak. İlk maçta Kastamonu'ya deplasmanda mağlup olan temsilcimiz ilk galibiyetini almak istiyor.